Tam yerinde ya. Buyurun Sayın Savcım. Savaş Sargun'la ilgili işlem başlatıldı. Kendisini ifade vermek üzere davet edin. Ne oldu? Taburcu ediyorlar. Tamam, geliyorum. Abi polis var, seni görmesinler. Ben takip ederim. Kendim izlerim. Abi. Sen şimdi gelirsen çarşı karışır, hepten kaybederiz kızı. Tamam, nereye götürdüklerini öğren, bana haber ver abicim. Tamamdır. Abicim dedi. Vallahi abicim dedi, yeminle normalleşiyor. Allah'ım sana çok şükür. Allah razı olsun sizden. Nereye bıraktınız kolyeyi? Yakınlarda bir kuyumcuya. Alabilecek miymişim? Satışa koymadan soracak. Saklayacak bir süre. İyi ki size denk geldim. Hani derler ya Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye. Annemin tek hatırası. Yani beni koruyor gibi hissediyorum. Öyle inanmışım işte. Ne demek şüpheli olarak ifade verecek? Ne demek? Ne yapmış bu çocuk? Kundaklama dediler. Ne kundaklaması kardeşim? Manyak mısınız siz? Kimin nesini yakmış? Bir ev, bir fırın. Allah'tan kendi üstüne geçirmiş önce. o zaman? Meryem Akça'da içindeymiş efendim. Ne? Ben de sana soruyorum. Manyağın büyüğü bende. İfade vermesi lazım acilen. Onunla da kalmaz muhtemelen, iş büyüyebilir. Savcı hemen tutuklama isteyebilir. Adamın ayarı yok ki. Şimdi gidecek orada konuşacak lak 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 lak. Yok sevgilim öldü, yok bilmem ne. Eğer onu oraya gönderirsek müebbet yiyene kadar dik dik konuşur. Savcı kimmiş? Oktay Şahin. Tuğra'nınki. İşte şimdi yandık. Ha tabii kızı çıkardı. Savaşı içeri alacak. Beni de bitirecek. Hırslı bir oğlandı bu savcı. Ben bir konuşayım. Tamamdır memur abi. Ablamız bize emanet. Numaram sende var. Emniyetten uzun sürer, direkt cebe ara. Senin numaran? Benim telefonum yangında kaldı. Ayrılacak olursan haber ver. Acil bir durumda da önce güvenliğe, sonra bana ulaş. Teşekkür ederim, sağ ol.
Buyurun, ne istemiştiniz? Polisim kardeşim, polisim. Arkadaşla beraber geldik, bir içeriği yoklayacağım. Tamam, tamam, buyurun memur. Eyvallah. Ne işi var ya burada? Turan amca. Hoş geldin kızım. Seni burada görmek ne güzel. Seni de. Çok sevinmiştir babam. Ya. Ankara'ya gitmeden göreyim istedim. İyi etmişsin. Senin yüzün niye solgun öyle? Bir şeyin mi var? Yoruldum biraz, ondandır. Haklısın. Yaşadıkların hiç kolay değil tabii. Çok şanslısın Arif Çavuş. Böyle becerikli ve akıllı bir kızın var. Dur, daha ayağa kaldıracağız onu. Kaldıracağız tabii. Ben doktoruyla konuştum. Hiç kimse olumsuz bir şey söylemiyor. Bundan sonra sen de içini ferah tut. Olur mu? Artık sizi kimse ayıramaz, merak etme. Çok şükür. Benim uçak vaktim geldi. Bir şeye ihtiyacın olduğunda mutlaka beni arıyorsun. Tamam? Tamam. Dikkat et ona. İyi yolculuklar. Söyle Güçlü. Abi, kızı bir bakım evine getirdiler. Babası buradaymış. Nesi varmış adamın? Vallahi röntgenini çekmem lazım. Güçlü. Ne yapayım abi? Doktor bile bir bakışta anlamıyor ne olduğunu. Beni de şımarttı bir yere kadar. Güçlü, canım burnumda. Tamam abi, o zaman ben hemen meseleye dönüyorum. Meryem'in babasının bir tane ziyaretçisi vardı. Ama onlarla ne alakası var hiç bilmiyorum. Uzatma Güçlü. Kim? Turan Ersoy. Dışarıda Turan Ersoy gördüm. Hayırdır? Ya, herkes bir şey istiyor arkadaş. Hala orada mı? Yok. Gitti, uçağa varmış. Uçağını. Abi. Şu an polisler burada değil, gelebilirsin. Konum atıyorum. Tamam at. Numara 243. Önden gelme. Önde güvenlik var, arkaya gel, ben seni oradan alacağım. Tamam, beklesen orada. Önce birileri uğramam lazım. Sonra geleceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.